Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün de bir akşam yemeğiyle karşınızdayım. Neler hazırlayacağım? İlk önce onları bir sıralayayım. Düğün çorbası yapacağım. Hingel mantısı patatesli olarak hazırlayacağım. Bir de zeytinyağlı barbunya yapacağım. Mantı konusunda da hemen şunu bir açıklık getireyim. Bir Sivaslı değilim. Tabii ki Sivas kadar da güzel yapamam. Kendi bildiğim gibi yapacağım. Eğer ki yanlışım, hatam olursa lütfen kusuruma bakmayın. Ben Sivas yöresine ait biliyorum ama inşallah yanlış bilmiyorumdur. İlk önce düğün çorbasının etini koyacağım. Şöyle göstereyim. Ben tamamen dana etiyle yapıyorum. Aslında normalde bunu kuzu etiyle falan, kuzu incikle, o tarz etle yapılıyor ama biz evde o tür etleri tüketemediğimiz için sadece yağsız dana eti yiyebiliyoruz. Yaptıktan sonra bunu yiyemedikten sonra yapmamın bir anlamı yok ama siz isterseniz bu etin yerine kuzu eti de kullanabilirsiniz. Bu sadece bu aşamayı değiştirebilirsiniz çorbada. Şöyle 300 gram dana etinin üzerine yıkadım ben. 1 litre suyumu ekliyorum. Düdüğünün kapağını kapatacağım. Kaynamaya başladıktan sonra 15 dakika pişirip ocağımı kapatacağım altını. Hemen hingel mantısının içinin patates harcını hazırlamak için 3 tane şöyle orta boy patatesin kabuğunu soyuyorum. Direkt böyle de haşlayabilirsiniz. Ama bu daha kolaylık oluyor. Kabuklarını soyup doğrayacağım. Patatesleri yıkadım. Kabuklarını da soydum. Hemen şöyle tamamen istediğiniz gibi soyabilirsiniz. Doğrayabilirsiniz pardon. Şöyle. Şöyle bir miktar su ekliyorum. Birazcık da tuz. Ocağıma götürüyorum. Patatesler iyice pişene kadar ocakta tutacağım. Hingel mantısının hamurunu yoğurmaya başlıyorum. Şöyle 200 milimlik bardakla 2 su bardağı unu kabımın içerisine alıyorum. Daha öncesinde eledim ben unumu. Şöyle 1 adet yumurta. 1 tatlı kaşığı tuz. Şöyle yarım su bardağı suyu yanıma aldım ama hepsini değil, yavaş yavaş ekleyeceğim. Çok yumuşak da değil, çok sert de değil. Orta halli bir hamur yoğuracağım. Suyu kontrollü bir şekilde katacağım. Yarım su bardağı ortalama su gitmiştir. Yani bir iki damla içerisinde var. Onu da katmayacağım artık. Yeterdi. Hemen tahtamın üzerinde. Tahtayı kenara aldım çünkü çok kayıyor. 3 dakika boyunca hamurumu yoğuracağım. Gördüğünüz gibi. Çok yumuşak da değil, çok aşırı sert de değil. Hemen tekrar kabımın içerisine şöyle biraz un serpiyorum. Hamuru içine oturtuyorum. Şöyle temiz bir bez örteceğim. Ben iç harcını hazırlayana kadar o kenarda dinlensin. Patatesler pişti. Gördüğünüz gibi artık dağılıyor. Hemen ocaktan alıyorum. Patatesler kenarda süzülürken hemen barbunyayı koyayım haşlansın. Şöyle bir kase taze barbunya. Barbunya da biliyorsunuz yeni çıktı artık. Şöyle üzerine de bir miktar su koyuyorum. Bu arada düdüklüğü de kapatıyorum artık. 15 dakika oldu. Barbunyayı arkaya aldım. Gözünüz onda olsun. Çabuk pişer çünkü taze olduğu için. Şöyle bir miktar sıvı yağını tenceremin içerisine alıyorum. Hingel mantısının patates iç kısmını, patatesli iç kısmını hazırlıyorum. Şöyle bir adet kuru soğanı ekliyorum. Yemeklik doğradım. Soğanların rengi değişene kadar kavuracağım. Soğanlar pembeleşmeye başladı. Şöyle bir tatlı kaşığı biber salçası ekliyorum. Domates de koyabilirsiniz. Şöyle haşladığım patatesleri ekliyorum. Şöyle hafif eze eze soğanla birleştireceğim.
Şöyle bir miktar pul biber, bir miktar da karabiber ekliyorum. Biraz da tuz. Çünkü patatesi haşlarken tuz eklemiştim bolca. Artık ocağımın altını kapatıyorum. Yeterli. Etime bakıyorum. İçerisinde biraz hava kalmış. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi etlerim de pişmiş. Şöyle etleri de boşaltıyorum tabağın içerisine. Biraz fazla sıcak. Şöyle ufak ufak didiyorum. Uygun bir tencerenin içerisine bir yemek kaşığı tepeleme dolusu tereyağı. Ocağımın altını yakıyorum. Bu arada barbunya da pişti artık. Onu da ocaktan alıyorum. Hemen kenara alıyorum, süzdüreceğim. Eriyen yağın içerisine şöyle 2 yemek kaşığı un ekliyorum. Tepeleme gibi ama çok fazla da doldurmayın. Şöyle kokusu çıkana kadar kavuracağım. Şöyle bir çırpıcı alacağım. Öncelikle bir soğuk su ekliyorum. Hızlıca karıştıralım. Hemen ardından et suyumu ekliyorum. Kemikli olmadığı için et suyunu süzmedim. Ama sizler eğer kemikli bir etle yapacaksanız süzmeyi ihmal etmeyin lütfen. Kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi. Hemen etleri içerisine ekliyorum. Bu burada kaynarken altında kısın, taşmasın. Ben hemen yoğurtlu sosumu hazırlayacağım. Şöyle 4 yemek kaşığı kadar yoğurdu kabımın içerisine alıyorum. 3 yemek kaşığı yeterli. Yarım limonun suyu. Bir tane yumurta sarısı. Hemen çırpıyorum. Çorbadan şöyle bir kase alıyorum. Yoğurtlu karışımın içerisine kesilmemesi için. Çırpıyorum. Direkt dökerseniz yoğurdunuz kesilir. Yavaşça ekliyorum. Çorba bir taşım orada kaynayacak. Hemen o arada ben üzerine tereyağıyla bir pul biber yakacağım. Onu hazırlıyorum. Şöyle bir miktar pul biber ekliyorum. Birazcık da karabiber. Ocağımın altını kapatıyorum artık. Ardından erittiğim yağımı üzerine boşaltıyorum. Çorbamı kenara alıyorum. Kapağını kapatıyorum. Artık çorbamı kenara alabilirim. Barbunyayı yapacağım. Şöyle yarım çay bardağından da az. Yani çeyrek çay bardağı diyebilirim. Zeytinyağı. Bir adet orta boy kuru soğanı yemeklik doğradım. Onu da ekliyorum. Soğanlar pembeleşene kadar kavuruyorum. Şöyle bir diş sarımsak ekliyorum. Şöyle tatlı kaşığının ucuyla sadece, çok fazla koymayın. Bir patates, bir tane de havucu küçük küçük doğradım. Hemen ardından barbunyayı da ekliyorum. Şöyle tatlı kaşığın ucuyla tuz ekliyorum. Bir o kadar da pul biber. Şöyle bir miktar da karabiber.
2 dakika kavuracağım. Kavrulduktan sonra şöyle yarım su bardağı su ekliyorum. Bir bakacağım. Az gelirse biraz daha ekleyeceğim. Şöyle biraz daha ekleyeceğim. Tam bir su bardağı da değil. Yeterli artık bu kadar su. Ocağımı en kısa aldım. Kapağını da kapatıyorum. Patates ve havuçları ara ara kontrol edin. Piştikten sonra ocaktan alabilirsiniz artık. Hamurum yeterince dinlendi. Aslında bu kadar çok dinlendirmenize bile gerek yok. Ama benim çorbamı falan yapana kadar dinlenmiş oldu. Şöyle un serpiyorum. Elimle açıyorum. Merdaneyle büyütüyorum. Ve oklavayla inceltiyorum. Hamuru yeterince açtıktan sonra şöyle bir, eğer aparatınız varsa aparatınızla da yapabilirsiniz. Su bardağıyla kesiyorum. Bunu üçgen de yapabilirsiniz. İsterseniz keserek. İsterseniz de bu şekilde de yapabilirsiniz. Kalan kenarlardan kalan hamurları tekrar açacağım. Kenarda beklesin diğer kalan hamurum. Kurumaması için de üzerine şöyle bir bez örtüyorum. Kenarda beklesin. Bunları yapmaya başlayacağım. Şöyle patates harcımı bir tabağın içerisine aldım. Üst üste çok koymayın çünkü sıcak olduğu için yapışıyor. Ben de ayırdım birbirinden. Şöyle göstereyim. Şöyle göstereyim. Bir tepsi, bir tane yaptım. Böyle iç içe sokmayın sakın. Yoksa bir diğer hamurumu da açacağım aynı şekilde. Önce toparlayayım. Yeterince büyüttüm artık. Yine aynı şekilde kesiyorum. Bütün hamurlar bitene kadar bu işleme devam edin. Hamurları üst üste çok koymayın. Yapışıyor çünkü sıcak olduğu için. Ocağıma suyu koydum. Kaynamaya başladı. Şöyle içerisine birkaç damla bir ayçiçek yağı damlatıyorum. Birazcık da tuz. Kaynayan suyun içerisine tek tek atıyorum. Biraz elimi unladım. Çünkü sıcaktan yumuşadı hamur. Çok üst üste değil. Piştikçe alıp tekrar. Hamurun piştiğini nasıl anlayacağım diye düşünebilirsiniz ama şöyle baktığınız zaman zaten hamur yumuşadığında anlıyorsunuz. Ortalama bir attıktan sonra 10 dakika içerisinde pişiyor.
Hemen şöyle pişenleri alıyorum. Suyunu süzdürüp kabın içerisine koyuyorum. Tekrardan atıyorum. Bu şekilde hepsini pişireceğim. Hingel mantımı hazırladım. Ben şöyle bir kısmını üçgen yaptım. Böyle de yapılıyor. Bardakla kestim. Geri kalanları da değerlendirmek amacıyla böyle yaptım. Şöyle göstereyim. Bazıları yapıştığı için şekilleri bozuldu. Ama gayet güzel oldu. Tadına baktım. İsterseniz yoğurtlu sarımsak da tüketebilirsiniz. Hemen şöyle üzerine erittiğim tereyağdan döküyorum. Birazcık da pul biber döktüm. Çok az ama. Kimisi bunu böyle seviyor. Kimisi de yoğurtlu sarımsaklı da seviyor. Siz de hangisini severseniz bu şekilde tüketebilirsiniz. Birazını da bunların üzerine tamamdır. Barbunyan da tam kıvamında pişti. Patatesleri de. Hemen onu da bir servis tabağına alıyorum. Üzerine de şöyle biraz maydanozlu süsleyeceğim. Şöyle kıvamını göstereyim. Gördüğünüz gibi. Bugün de yemeklerimin hepsini hazırladım. Neler hazırladım? Hemen şöyle tek tek sıralayayım. Zeytinyağlı barbunya. Gördüğünüz gibi. Düğün çorbası. Ve yöresel lezzet olan hingel mantısı hazırladım. İsterseniz sarımsaklı yoğurtla da tüketebilirsiniz. Aslında bu şekilde de yapılıyor. Üçgen şeklinde. Ben son kalan hamurları da böyle değerlendirmiş oldum. Umarım siz de dener ve beğenirsiniz. Videolarımın altındaki malzeme listesine göz atmayı unutmayın. Eğer kanalıma abone değilseniz bu videodan sonra abone olabilirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.